Manastırdayım abi. Tam yerinizi bulmuşsunuz. Bekleyin, bekleyin. Ben şimdi o ibnelerin üstüne mum dikmeye geliyorum. Bekleyin. Ben de size geliyordum. Allah Allah. Hayırdır inşallah. Ne sebeple? Diğer rahipler bütün günahların affedildiği günde olduğumuzu söylediler. Ben de karavandaki konuşmalarımızdan sonra size güvenebileceğimi anladım. Kendimi size yakın hissettim. Eğer sizin için de uygunsa günah çıkarmak istiyorum. Tabii. Ne demek? Bize bütün sırlarını anlatabilirsin çocuğum. Buyurun. Sıtkı, sen burada bekle, dışarıyı tut. Ben şu iki ibneyi çarmıha gelip geleceğim. Sizin yan tarafta olmanız gerekmiyor mu peder? Bile mi gerekiyor? Öyle seviyor demek ki. Demek ki. Anlat çocuğum. 13 yaşında bakkaldan çikolata çalmıştım. Bir kere de komşunun saksısını kırıp kaçtım. Kızım, böyle önemsiz günahlarla vaktini harcama. Daha özel, daha önemli şeyler anlat. Ya aslında bir şey var ama çok utanıyorum. Utanacak bir şey yok. Çıkar üstüne günahlarını. Devam et kızım. Üniversitedeyken aynı anda 3 sevgilim vardı. Maşallah, maşallah. Efendim peder? Yani çok iyi gidiyorsun. Devam et kızım. Daha ayrıntılı anlat ki bütün günahlarından arın. Yani sevgilim derken üçü de fakbadimdi. Fakir miymiş üçü de birader? Ne fakiri amına koyayım? Sen fakir, ben fakir. Onlar mağdur fakir. Mağdur fakir ne lan? Anadan fakir birader. Evet kızım. Babam, ben depresyondayım diye beni psikoloğa gönderdi. Terapiler çok verimli geçti. Psikoloğumla her hafta bir saat sevişiyorduk. Neyse, psikoloğumdan da hamile kalınca çocuğu aldırmak zorunda kaldım. Bir de babamın ekibinde bir polis arkadaşı vardı. Dur, iyi aklıma geldi, onu da itiraf edeyim. Kızım, biliyorsun değil mi, kilisemizin de bir af limiti var. Peder, lütfen engel olmayın. Hayatımda ilk kez bunları itiraf ediyorum. İşte şimdi yarrağı yedik. Ondan da çocuk aldırınca baktım böyle olmuyor. Ben de doğum kontrol apına başladım. Maşallah. Maşallah. Ne kadar da hayırlı bir kız evlat yetiştirmişsiniz. Peder, lütfen bunları babama anlatmayın. Ne olur aramızda kalsın. Kalır kızım, kalır. Artık bu kadarına da dayanamam. Lan abi, ne yapıyorsun ya? Bir orospu şimdi. Abi, gerek yok. Ne oluyor? Baban mı? Yok kızım, yok. Günahlar çıkıyor ya. Böyle sesler duyman normal. Ocağınıza Noel ağacı dikmeye geldim ulan. Asıl babam geldi. Bunlar da çıkışır ya. Oğlum Cevat, kendine ne biçim tarikat kuruyorsun böyle? Rahipler, hahamlar, böyle kefenliler. Nerede lan o hayvan eti yemişler? İşte burada memur bey. Eller havaya beyler, polis. Kadınlar nerede? Ben sana söylemiştim anne. Babam karı kız işi bile beceremez ki. Sen sus Ruhi. Ben sana ne demiştim manyak? Git bu kadın bir ormanda kafasına sık demiştim değil mi? Beyler, şu silahlarınızı bir yere bırakın. Baba? Kızım? Ulan fuhuş operasyonundan bu kadar mafya babası yakaladığımız için tarihe geçeceğiz, tarihe. Yalnız memur bey, bir yanlış anlaşılma var. Biz buraya şey için geldik. Günah çıkartmak için. Savcılıkta çıkarırsın günahlarını, merak etme. Ama bize Noel Baba'nın torunları izlediler. Evet,
Abimizi aile kabristanına, Noel Baba'nın yanına gömeceğiz dediler. Biz de ne bilelim, yardımcı olduk. Ne diyorsun lan? Ne Noel Babası? Sakallı var ya hani, göbekli, ho ho ho. Bakın komiserim, ben çok baba tanıdım ama daha Noel Baba'yı tanıyamadım. Devam et. Hadi yürü, yürü, yürü. Geç. Bize inanmıyorsanız kendi gözlerinize göre. Kim var orada? Aç bakayım orayı. Memur Bey, bizler rahibiz. Bizi niye burada tutturuyor? Kes, kes, kes. Takiye yapma. Bırakın beni. Ben Yıldırım ekipten amiri Kenan'ım. Bırak. Ya bırak, şov yapma. Atılmışsın cemaatten. Konuşup duruyorsun. Aslı karıcığım, bir yanlış anlaşılma var. Her şeyi açıklayabilirim. Sen niye karıştın böyle Kerim? Biz mahvolduk. Sen yokken biz bir başımıza ne yaparız Ruhi'yle? Ruhi'yi bir cami avlusuna bırak, kaç. Anne, bu adam 20 yıldan önce çıkmaz. Sen en iyisi bunu boşa, bana da yeni bir baba al. Oğlum sus artık, sus! Mahvoldum. Ben sana dedim kardeşim, bak şansımız dönecek dedim. Şansımız dönecek. O şans dönerse bizim götümüze girer birader. Biz talihin haz etmediği çocukları zamana koyuyoruz. Öyle deme kardeşim. Bak bu mafya işimlerimiz çok açık. Biz buradan yürürüz dedim ben sana. Sen kardeşine güven.